Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir web browser olan Maxton ya da Maxton ya da Macdon bin tane adı var. Maxton diyelim. E, ee, Maxton isimli programı inceliyoruz. Bu program ne yapıyor? Bizi internette gezdiriyor. Peki bu programın ilk sayfasındaki şunlar ne ola ki? Bunlar ana sayfamızdaki kısa yollarımız sürekli hemen böyle aç açmaz hop hemen basıp girdiğimiz siteler. E, bakın bu ana diye kelime oyunu komik de değil. Burada sporla ilgili siteler, haberle ilgili siteler ve boş. Gördüğünüz gibi mouse'un orta tuşuyla ileri geri bile yapabiliyorum bunu. Hop hop böyle sıp bunun içini kullanıyorum zaten bunu. Evet. Buradaki tuşlar ne peki? Peki bunlar ne? Ya da buradakiler ne? Hepsine bakacağız şimdi. Buradaki tuşlar böyle minik küçük küçük kadar e, eklenti gibi görünen güzel güzide özelliklere sahip tuşçuklar buna bastığımızda ne olduğunu bakalım. Bu bizim internet geçmişimiz, geleceğimizi siliyor. Gördüğünüz gibi buna bastım. Bak sildim ben. Gitti. E, ee, o böyle özel gizli şeyler, sitelere gidiyorsanız onları kimse daha sonra inceleyip bulmasın diye ona basınca siliniyor. Mesela ben bu dakikada şimdi kadar hiç silemiştim. Çünkü gizli bir yere hiç girmiyorum ben. Evet. Sildik. Tamam. Ondan sonra buna bakalım. Bu magic fill dedikleri böyle ya kardeşim şifreni kaydedeyim mi daha sonra girmek zorunda kalma ha ne dersin diyen Maxon'un bize verdiği bir özellik ama ben buna basmıyorum çünkü benim kullanıcı isimlerimi görmenizi istemiyorum. Daha sonra da kapatmakla uğraş basmıyorum kısacası. Buna basalım. Buradaki ileride kısa yollar. İsterseniz buraya kısa yol ekleyebilirsiniz buradan. Bunun gibi isimler verebilirsiniz. Mesela bu Kemal diyelim. Kemal bile diyemedik. Kapattık. Mesela hesap makinesi var. Paint var. Burada işte şeyler yani güzel payette mesela bir yazıp burayı kaydedebilirsin kapatıyoruz güzel aslında evet kapattıktan sonra bakalım bu da zaten çevirme programımız ee, çevirici programımız Google üzerinden çeviriyor geçelim onda zaten bir özelliği yok fazla belli hatta size ufak bir program daha önermiş olayım şu sayede normalde bu e Google üzerinden çeviriyor ya şimdi şurayı seçtiğim yeri çevirsin veya kardeşim dediğimiz yerde ben bunu mesela kontrol tuşuna iki kere bastığımda şöyle bir programla hallediyorum aslında bir taraftan. Programda keyifli bir program. Aynı zamanda sözcük olarak da kullanabilirsiniz. Mesela cat. Gördünüz mü ne demekmiş? Grive palangası demek cat. Kapatıyoruz. Bu ekran yakalama programı. Ekran yakalama programımızı açalım. Mesela buradan bir tane fotoğraf bulalım. Ee, bir fotoğraf. Burada mesela mouse'un orta tuşuyla zaten menülere bak görüyorsunuz. Arka tarafta açabiliyoruz değil mi? Bu zaten her programda olan bir özellik aslında. Yani bu neydi? Belçika e kaçtı. Mesela buradan hadi. Evet. İyiymiş mesela değil mi? Böyle mi kaçtı acaba? Ne dersiniz? Ağzında bardak. Evet. Kadeh mi bu? Ee, mesela buradan yakalayalım bakalım. Depar Deparatarak kaçmış galiba. Hemen ee, yakalayalım. Kaçanı yakalamak gibi de oldu. Çok ama edim oyunu çıktı burada. Evet bunu Mesela böyle çiziyorsun, gözüne sokuyorsun. Bunu böyle yap falan, yuvarlaklar yap. Buraya yazı yaz. Mesela bu göz olsun. Gördünüz mü? Yazamıyorum ben. Çünkü basamadım. Niye? Basamıyorum. Ha böyleymiş. Bakın gözü. Veya burada mesela konuşsun bu adam. Bir şeyler desin. Buradan şey, ters düşünceye sahip. Buradan mesela kaçtım ben gördüğünüz gibi burada bunu yapabiliyoruz. Veya gözlerini bakın kapattım hemen tanımasın diye. Hatta şunu da sileyim ki şey olsun bu. Ünlü oyuncu Belçika'ya kaçtı gibi bir etki atalım. Magnet gibi. Burada da save kısmımız var. Bu fotoğrafı böyle kaydedebiliriz. Veya copy ve buradan paint'imizi açalım. Hemen bakın geldi. Tamam mı? Böyle bir özelliği var. Bunu zaten ekran yakalama programları bunu yapıyor ama bunun güzel tarafı bunlar eklenti değil. Çünkü eklentilerin hiçbirisi açık değil. Bakın ben deneme için açmıştım. Ama bunlar Maxon'un kendi özelliği. Kendi üzerinde olan özellikler. Kapatıyoruz. Hepsini kapatalım. Şöyle kapatalım. Bu sayfamız kalsın. Bir taraftan çünkü şuna bakacağız. Bu e, gece modu mesela. buna bastığımızda gece ve gündüz oluyor. Ekran. Burada sabah yedilerini sekizlerine kadar okuyup gözlerini bozan arkadaşlarımız Gözle gözlerine bir şey olmasın diye. Bunu yapıyorsunuz ki biraz daha geç bozuluyor. Yani sonunda bozuluyor ama değil mi? Ee, bunu mesela buradan değiştirebiliriz. ayarladım mesela 11 ile 5 arasında devreye gir ki gözlerim benim için kıymetli etkisi tuşu var orada ya da buna basınca bunu gördük kapattık. Sonra şunu da görelim hemen. Bu küçücük minicik defter modundaki kitap şeklindeki tuş buna yarıyor. Bunda da bunu okuyabilirsiniz. Belki Celal Depardieu tipini görmeyip okumak istiyorum ben derseniz bu ileri geri yap İstersen küçült büyüt. Burada gece modu güne var ayarları değiştirebilirsin falan yazı karakterini falan filan renklerini gördünüz mü arka planı. Sonra buradan bu ayarları sırf NTVMSN e, birisi için e, korur gibi bir şey de var mesela. Kapattık evet. Bu nedir? Bu <laughs> bir taraftan kahve içsem ayıp olur mu acaba? Evet, çok özür dilerim ama kahve içmeden de duramıyorum. Ee, burada mesela koklayıcımız var. Bu bize sayfada neler var hepsini kokluyor. Gördünüz mü? Burada bu adamın fotoğrafı varmış mesela sayfanın bir tarafında. Bunlar bütün simgelerdi falan hepsini koklayarak bize gösteriyor. O adamın fotoğrafına baktım ama demek ki içlerinde bir yerler de var. Pekala. Ee, koklayıcının bize ne faydası olabilir ki? Hadi bir ekşi sözcükten mesela şey yapalım böyle Facebook üzerinden bir video mesela açalım. Niye bunu açıyorum? Böyle denk geldi değil. Evet bunu açtık mesela. Burada video var. Bu videoyu bir başlatalım ilk önce. Böyle giriyor gitarla. Ee, burada bir menü çıktı gördünüz mü? O menüyü birazdan anlatacağım. Şimdi bu koplayıcıya bastığım zaman ben burada aman Allah videoyu buldum. Hemen videoya ulaştım. Bunu kaydet hop esirimiyle kaydediyorum. Kapattım. Veya sayfada neler varmış isimler arkadaşım benim bunlar böyle o da arkadaşım o erkek ama evet bunları kapatıyoruz. Ee, peki o menü neydi o menüye bakalım tekrar. Bu menüyü isterseniz ayarlardan kapatabilirsiniz. Save kısmında az önceki videonun adresini yine görüyoruz. Daha kısa bir yol bu. Ve üzerindeki pop up tuşuna bastığımızda çok güzel bir şey yaptı bu. Videoyu ayırdı. Gördünüz mü videoyu ayırdık artık video böyle geziyor İsterseniz burada bir şey okurken mesela videoyu bir şey izliyorsanız ok, izleyebilirsiniz Tabii kardeşim hayvan gibi video açıkken ben nasıl izleyeyim lan dallama diyen birisi varsa onun için tabii ki burada kısaltma özelliğimiz var yani o kadar da şey değil ee, mesela bu kadar küçük böyle tabi bunu nasıl izleyeceğim diyen içinde söyleyecek bir şey bulamıyorum pekala böyle yapabilirsiniz bu burada geziniyor ee, çekemiyorum Peki bunun güzel bir özelliği de var. Mesela bir tarafta böyle yasa yollarla maç izliyorsunuz değil mi? Aynı zamanda da bir şey okumak istiyorsun veya habere bakıyorsun işte böyle. Cerrah Depardio'nun kaçışı ile ilgili şeyi okurken yavaş yavaş buradan da maçını izleyebilirsin yani. Bu buradan böyle gider. Anladınız mı? Tabii ki anladınız. O yüzden bunu aşağı alıyorum. Bir de güzel bir tarafı daha var bunun. Böyle bilgisayarda da var olabilir. Böyle güzel şeyler var işte kapattık bunu. Sonra ee, peki şimdi ben ne yapayım lan senin Facebook'taki videonun diyenler için bir de YouTube'dan bir şeye bakalım mı? Mesela ne yapıyor bu? YouTube'dan mesela bir video aratalım. Ne aratalım mesela? Zürafa. Zürafa çiftleşmesi. Kaç kişi aramış lan bunu? Zürafa çiftleşmesi. Bakmayalım çok keyifli değil gibi. Daha böyle mantıklı bir şey bakalım. Mesela kedi çükü değil. Biz hemen bir Madonna yazalım hadi buraya. Madonna çok bilinen bir şarkıcı olduğunu alalım. Madonna'nın en sevdiğimiz üçüncü şarkısını açalım mesela. Burada bakın pop-up çıktı yine. Güzel sus. Ee, burada videoya bakalım save. E. Burada zaten videolar çıktı ama koklayıcıyla bakıyoruz buna. Vay. Evet. Ee, zaten bu kadar uzun ve saçma sapan bir isim varsa kesin o gizlenmeye çalışılan bir videodur download deyince gördüğünüz gibi videonun ismi Madonna diye 13 megabaytlık keyifli ve güzide videomuzu kaydedebiliriz istediğimiz hard disk bölümüne kapattık. Yani YouTube'dan da video çekebiliyoruz burada gördüğünüz gibi. Tabi bunları yine tekrar Eklentilerle de bu tip şeyler yapılıyor arkadaşlar ama bu şeyde programda eklenti yok. Neden yok? E çünkü gerek yok. Eklentiler tabii ki güzel ama eklentiler RAM'den çok yedinden dolayı şimdi bu, bunun sonunda zaten RAM ile ilgili ufacık bir testimiz olacak. Onu da göstereceğim. Ee, daha da anlaşılır olacak tabii ki. Şimdi bakalım sol taraftaki menüde bakıyoruz. Buradaki işimiz bitti mi? Bitmemiş. Burada Skynote diye bir bölüm daha var. Bir yudum daha kahve almak istiyorum. Kusura bakmayın. Hmm. Soğuk kahve gibisi de yok ne yazık ki. Evet. Skynote'da da notlarımız var. Mesela hop bastığımızda gördünüz mü? Mesela M burada New York Yankees Toronto'ya alır demişiz Zaman ne oldu kim bilir. Burada not alabilirsiniz. Yeni not yazıyorsunuz mesela. Haber diye sorduk. Ee, bunu silebiliyoruz. Sonra veya silmeyip burada senkronize ediyor. Mesela gördünüz mü? Senkronize ettiriyorum. Hop senkronize ettirdim. Kapatıyorum. Buradayım aynı. Pekala. Başka ne yapılabilirdi? Ne haber? Ee, Sinkronizeye ufak bir bakalım mı? Birazdan bakalım ona. Şimdi burada solda da menücükler var. Bu menümüz sık kullanılanlar menüsü. Ee, burada tabii gördüğünüz gibi e, favorilerimiz var. Işte. Sık kullanılanlar, favoriler hepsi aynı şey bunların. Sonra burada geçmiş var mesela. Geçmişte neler yapmıştık ona bakıyoruz. Arayabiliyoruz mesela. kidi dersek bize kidi çükünü çıkartıyor. Sonra kapatıyoruz. E, son kapatılan sekmeleri açmak için de bu var. İsterseniz buna bir kere basın açsın ya da bir daha basın tekrar açsın. Tekrar kapattım bunları. Sonra bu e, bu taraf bitti mi bakalım. Burada bitti. Burası da bitmiş. Bu tarafta bitti. Orada bittikten sonra aşağı inelim. Hemen aşağıda da kitleme tuşu var mesela. Bunu diyelim ki böyle saçma sapan çok özel şeyler açmışsınız böyle. Bir taraftan da birisi geldi. Ama bunları kapatmak değil. Hemen kitleyelim o zaman. Bakın kitliyorum Hop geldi. Geldikten sonra arkadaşınız ne yapıyordun lan sen neye bakıyorsun dur bakayım dediğinde sizin şifrenizi isteyecektir. Vermeyince de göremeyecek. Tabi biz şifremizi biliyoruz. Girdik. Buradaki tuş bu sayfada neler oluyor neler bitiyor ile ilgili bilgiler var. Tabi hemen burada size bir hemen bir özellik göstereyim mesela. E, fotoğrafları kaydetmek isteyen insan oğulları için bir ufak hareket mi Evet fotoğrafımıza çok keyifli bunu basıyoruz mesela bakın bu açıyor burada ile ilgili bütün ayarları var içine girdik yani burada mesela bakın şu bakın fotoğraf burada Normalde Çünkü izin vermez fotoğrafları çekmemize bizim ente msnbc sitemiz bunu da kopyalıyoruz İsterseniz yapıştırın peynir oraya buraya bakalım neymiş site buymuş bunu indir dersen da kaydet falan burada bir sürü ayarları var. Kaydedebiliriz. Evet, indirme indirme şeyi yöneticisi burada yeni bir şey de yaratabiliriz. Bakın o fotoğrafı mesela buraya kaydetmiş oldum. Gördüğünüz gibi fotoğrafım artık benle beraber. veya tamamlananlar için standart hareketler bunlar. Geçiyorum bunları da. Burada proxy ayarlarımız için kısa yol. Reklam engelleyicimiz var kendi içinde. Ee, gördüğünüz gibi burada zaten halihazırda 11 tane engellenmiş reklam var. Veya siz kendinize özel hareket yapabilirsiniz. Mesela burada diyorum ki şu. Bu değil tabii ki. Ee, şunları engelle diyorum ben. Bunları görmek istemiyorum. Bu değil, bu değil, bu değil, bu da değil diyorum mesela. Sonra gidiyor. Ama tabii ki cancel yapalım ki buradaki yazı görmek keyifli çünkü. Burada da sesi kapat, aç. Şurada ekranın tam ortadan ikiye bölsen lan tuşu var mesela. Buna basınca belki bir taraftan ekşiye bakarken diğer taraftan da ekşiye bakmak istersiniz diye böyle bir şey yapmışlar. Bunu taşıyabilirsiniz buraya tabii ki eğer bir tane daha olsaydı. Şöyle mesela bunu buraya aldık. Bunu buraya alamıyoruz. Niye? Çünkü tutamıyorum evet. Böyle sonra kapatıyorum bunu. Kapattıktan sonra hepsi geri geliyor buraya. Böyle de bir bölme olayımız var. Sonra peki bu program başka ne yapıyor diye ben hemen bir taraftan hızlı hızlı düşüneyim. Burada bir menü var ama çok gerekli bir şey değil. Bu böyle bir şey yapıyor işte bu. Sonra burada açılan sekmelerle ilgili kısımlar görebilirsiniz seçmek için kısadan ama hiç kullanmadıklarımızdan bu da. Sonra kapattık hepsini. Ee, tabii ki tema değiştirebilirsiniz. Bu benim çok sevdiğim gri tonlu bir tema. Buraya isterseniz Mac teması var. Bakın. Veya modern falan filan metro. Gördünüz mü? Windows 8'e biraz daha uygun bir e, tema. E, burada mesela şurada keyifli bir şeydir. Böyle değişik bir minimalize falan. Biz yine 352 dönelim. 358'i var bir tane hatırlıyorum. Evet, kapattık. Sonra burada senkronize var. Bakın ben böyle saçma bir tane mail adresi alıp bu programı senkronize etmek için kullanmışım. Hemen detaylara bakalım. Favori ederim, reklam filtre edelim. özellikler, adres çubuğundaki o kısa yollar. Sonra çok neydi bu ana, ana sayfamızdaki o menüler, şifre kaydıcı ve de eklentilerin hepsini senkronize edebilirsiniz. Maksimumunu sizin hesabınıza tutuyor. Gidip Hollanda'dan veya başka Belçika'ya bir yere orada da aynı ayarları maksimuma yükleyip kullanabilirsiniz. Başka nedir burada bizi ilgilendiren? Başka bir şey yok gibi görünüyor. Niye plansız ben bu işe girişmişim ya? Şu an ha var burada evet gördük. Mesela burada diyelim ki zengin suratı diye bir başlık var. Bunu diyoruz. Bu çok olmasın. Şöyle diyelim mesela. E, Facebook isimli programla ilgili yazıları okumaya başlayıp Allah'ım yapayım. Mesela alt ve z'ye basınca son kapıdan sekmeyi açıyorum burada. Kısa yol. E, ne yapalım? Burada mesela Facebook isimli sayfayı açıp şunları okuyacağım ben arka sayfada. Diyelim ki okuyorum ben. Gelmişim burada 330. sayfaya. O zaman bunu sıklığa da ekleyebilirsin. Ya da buradan mesela siteyi şey yapıyorsun. Böyle ek, e, Quick App olarak bilgisayarıma atlıyorsun. Bu istersen masa üstüne istersen de buraya atıyor. Yani şuraya. İkisini de yapalım. Gördüğünüz gibi bunu kapattıktan sonra bile masa üstünde var. Şu yani. Açınca da ekstra böyle bir şey açtı. Facebook. Kaldığınız yerde okuyabilirsiniz. Sonra tekrar kapatabilirsiniz buradan. Siliyoruz siliyoruz. Kaldırdık. Ama bence bunun için bunu yaşıyorsun bırak. Bunları kapatıyoruz. Bu bunu da kapattık. Bu kadar. Bitti. Peki şimdi e, bu amcam bu kadar iş yapıyor. Remden ne kadar yolan diye sordu bana bir arkadaşım. O da ben de dedim ki o zaman gel bir test yapalım seninle beraber. Bakalım şimdi şu anki RAM kullanımımız 1.99 GB. Tamam mı? 2 diyelim biz buna. 2 olsun maksimum açtık ee, buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane site açıyoruz arkadan gördünüz mü burada bir sürü site var hepsini açtığından emin olduktan sonra tekrar revimize bakalım 2.30 oldu yuh be 2.29 çok güzel görünüyordu 2.29 güzel 2.30 mesela 229 2 229 yani 230 29 30 ne oluyor birisi remimi elliyor evet 290 ya da 300 megabayt dedik biz buna 300 megabayt kullandı 20 tane NTV MSNBC sekmesi ve şu kadar eklentiye rağmen bu adam kapatalım kapat hepsini sonra açıyoruz tekrar bakın tekrar 1.99'a gittik yani ne olduğunun farkındayız. Ben benim burada hali hazırda kullandığım daha doğrusu dediğim için yaptığım Chrome var. Tabii şu menüyü de ben koydum. Bu normalde saçma sapan yok böyle bir şey. Buradaki eklentilerin hepsi e, Maxon'daki özelliklere erişebilmek için yapılmış eklentilerdir. Hepsi bu. Bunların hepsi bak. Ekran yakalama, kısa yol, e, ekranı ikiye bölme. Tamam biraz daha avantajlı ki de bana derler ekranı böyle ikiye bölsem ne olacak yani. Burası küçük. Gereksiz yani. Bunlara hiç gerek yok. Kapattık. Peki bakalım bu adam aynı şekilde ne kadar RAM yiyecek? Testimiz başlasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve inanmayacaksınız ama 20. Bakalım. Açıldı hepsi. Birini kapattım. Olmaz. Birini kapattıktan sonra olmaz. Açıyorum tekrar. Ee, şimdi bakalım tekrar ne kadardı? Çok acayip değil mi? Açıyoruz. Oha diyoruz. Biraz inceleyip kaybedelim. Hmm. Gördünüz mü? 3.45. Yani çüş. Manyak mısın? Ne biçim programsın? Şimdi bu eklentilerle do eklentilerden dolayı mı böyle derseniz değil. Niye değil? Çünkü bu adam zaten her sayfaya baksana 50 60 tane şey açtı. Manyak mıdır nedir? Yani kısa bir hesap yaparsak birisi 200 MB'ydi bizde. 290 miydi? 300 olsun. Bu ne kadar yemiş? Yani ayıp denen bir şey var. 1.4 GB'lık RAM yiyor bu adam ya. Yani eklenti meklenti bir yere kadar kardeşim tamam yaparsın, hızlısın, güzelsin ama zaten aynı motoru kullanıyor bunlar. X de WebKit, WebKit motoru kullandığı için X de hızlı zaten. O yüzden ee, zıt, bok, yün e eklentilerine gerek duymuyorsanız yani kullanın. Ama şu eklenti olmadan ben bu bir programı kullanamam. Ben internette buna ee, çok ihtiyaç duyuyorum. Kardeşim dersiniz o zaman Tabii ki bunu kullanacaksınız o zaman yapacak hiçbir şeyimiz yok Belki alternatifleri vardır ee, diğer programda da Maxon'da da ama bilemiyor O yüzden kapattık alacağız böyle de bir keyifli tarafı var Maxon kardeşimizin bu adamlar yeni bir daha programda çıkarttılar ee, şöyle onda da biraz değişikliğe gittiler ee, daha Windows 8'i uyumlu gibi görünüyor mesela burada şey yapmışlar, karşılamaya bunu koydular. Normalde şu şey olması lazım. Evet. Ee, biraz da cloud muhabbetine dönmüşler yani. Senkronize, oradan kaydettim oraya gitsin, telefondaki buna gelsin falan filan diye. Yoksa geri kalan çoğu şey aynı. Yeni bir şey getirdikleri yok gibi görünüyor. Burada da aynı özellikler var. Bunu ben açmadım gibi hissediyorum. Nasıl açıldın sen kendi kendine? Çok korktum şu an. Kapatıyoruz. Ee, bu kadar ya. Bitti program böyle işte. Yani yapacak hiçbir şey yok. Anlatmadığım bir şey var mı diye bakayım. Ha var tabii ki. Tabii ki var. Burada kısa yolla ilgili bir şeyimiz vardı. Ona da hemen bakalım. Bakın buraya kendim kısa yol Bunu zaten biraz inceleyen arkadaşlar biliyordur. Mesela burada bir şey arayacağım. Ben ekşi sözcüğe E harfini atamışım ben. Bakıyorum hemen mesela böyle kedi diye aratınca gördüğünüz gibi kedi aradı. Ya da buraya domuz diye de arasaydım ben. E, domuz da arayabilirdi gibi hissettik. Ee, aynı zamanda başka sitelerde yönlendirebilirsiniz. Mesela Titanic diye IMDB'de arıyorum. Titanic'i buldum gördünüz mü? Ben bir de D harfine de Divix alt yazısı için bir site ayarladığımdan dolayı bunu da başına D koyup boşluk bırakınca heh, gidip onun da alt yazısını buldu. Çok push bu program ya. Evet. Kapatıyoruz. Bunun dışında yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Boyaları cidden değiştirebilirsiniz. Burada bir sürü şeyleri var. Kendinize ekleyebilirsiniz. Sıklı olanlar. Ee, şunlar bunlar. Bin tane şey var. Bu kadar bitti. Tamam. Neyse böyle. Işte. Kullanın ya da kullanmayın. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kapatıyorum. Dur bir daha bakayım. Bir şey unuttum. Kapattım kapattım. Bir dakika. Sanki bir şey var. Kapat. Görüşürüz.